Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, 4-10 Haziran haftasına hoş geldiniz. Sevgili yaylar, Merkür ikizler burcunda ilerliyor, Güneş ikizler burcunda ilerliyor. Yılın bu döneminde özellikle ilişkiler alanında enerji yoğunluğu gündemde ve siz de ilişkilerinizle ilgili, belki uzun vadeli ilişkileriniz, işbirliklerinizle ilgili bazı kararlar alma aşamasındasınız. Ve önümüzdeki haftada ikizler burcunda doğacak yeni ay ile beraber bu alanlarda hazırlıklarını yaptığınız ya da planlarını yaptığınız eylemleri, girişimleri daha rahat hayata geçirme imkanı bulabilirsiniz. Mars Kova burcunda ilerliyor. Üçüncü evinizdeki bir Mars kuşkusuz hayatınızdaki iletişim trafiğini arttırabilir. Yakın çevrenizle ilgili konular öne çıkarken zaman zaman bu komşularınız, kardeşleriniz, akrabalarla ilgili alanlara da daha fazla enerji harcamanıza neden olacak gibi görünüyor haftanın genelinde. Pazartesi günü Ay Kova burcunda olacak. Bu da sizi tam da bu yakın çevre ilişkilerine bu hafta başı biraz daha eğilimli hale getiriyor. Haber trafiğin artabileceği bir gün. Çok sayıda yine görüşme ve konuşma ortamında yer alabilirsiniz. Fikirsel paylaşımlar olabilir. Kısa veya uzun bazı seyahatler de gündemde olabilir sevgili yaylar. Evet, salıdan itibaren ise Ay Balık burcuna geçecek. Daha çok ev ve yuva, aile, yakın ilişkilere odaklanıyorsunuz ve duygusal enerjiler de sizin için güçlenmeye başlayacak. Sevgili yaylar, son 5 yıldır gökyüzü hareketlerini sizin için detaylı inceleyip günlük burç videoları hazırlıyorum. Günlük burç videolarımızı gün gün takip edip günün genel enerjileri hakkında da bilgi sahibi olabilirsiniz. Henüz YouTube kanalıma üye olmadıysanız lütfen abone olmayı da unutmayın. Evet, bu hafta ortasında İkizler Burcu'nda ilerleyen Merkür ve Güneş Balık burcundaki Neptün'e dik bir açı yapacak. Özellikle 6 ve 7 Haziran'da bu sizi biraz etkileyebilir. Melankolik olabilirsiniz. Fikirsel anlamda böyle gergitler olabilir. İşte önemli görüşmelerinizde, toplantılarınızda, eş partner ilişkileri ya da işbirlikleri alanında biraz böyle koşulların kaygan olduğunu, tam güvenemediğiniz ya da yanılgıların olabileceğini hissedebilirsiniz. O nedenle çok önemli kararları özellikle hafta ortası vermemeye çalışalım. Cuma'dan itibaren enerjiler biraz daha rahatlayacak. Ay Koç burcuna geçecek. Sizin de enerjiniz, motivasyonunuz artacak. Daha cesaretle hareket edebilirsiniz. Yaratıcı çalışmalar için ve aşk gibi hani romantik konular için de özellikle cuma ve cumartesi günü ayın pozisyonları çok daha olumlu olabilir sevgili yaylar. Mutlu ve başarılı bir hafta dilerim. Hoşça kalın.